Bu videoda ikinci periyot elementlerinin elektron dizilişlerini inceleyeceğiz. Öncelikle periyodik tablonun ikinci periyodunu bulalım. Evet, işte burası. İlk karşımıza çıkan element ise 3 elektronu olan lityum. Demek ki ilgilenmemiz gereken sadece 3 tane elektron var. Öncelikle ilk 2 elektron hakkında bir düşünelim. Lityumun ilk 2 elektronu ilk katmana yerleşecek. Bir önceki videoda konuştuğumuz gibi ilk katman için n değeri 1'e eşit. L'nin alabileceği tek değer ise 0. Öyleyse s orbitalinden bahsediyoruz. İlk seviyede sadece tek bir s orbitali var. Onu da bu şekilde çizebiliriz. İlk enerji seviyesindeki s orbitali. Biraz önce de söylediğimiz gibi lityumun 3 elektronu var. İlk ikisi bu s orbitaline yerleşecek. Spinleri de aynı zamanda bu şekilde zıt yönlü olacak. O zaman lityumun elektron dizilişini de şu şekilde yazabiliriz. Şu ana kadar elimizde 1s2 var. Lityumun 3 elektronu var. Ama ilk katman dolmuş durumda. Yani artık başka elektron alamaz. Dolayısıyla 3. elektronu eklemek için ikinci seviyeye çıkmamız gerekiyor. İkinci seviyeye geldiğimiz zaman n de 2'ye eşit olacak. Peki l'nin alabileceği değerler ne olabilir? l 0 ya da 1 olabilir. l 0 iken s orbitalinden bahsettiğimizi kuantum sayılarını öğrendiğimiz videoda görmüştük. Demek ki ikinci enerji seviyesinde de bir s orbitalimiz var. Evet yine bir tane var. Ancak burada düşünmemiz gereken bir nokta daha var. Çünkü L 1 de olabiliyor. O zaman da P orbitallerinden bahsetmemiz gerekecek. Bu sayılara dayanarak ML'nin alabileceği değerler de eksi 1, 0 veya 1 olabilir. 3 olasılık demek, 3 P orbitali demek. Yani ikinci enerji seviyesinde 3 tane P orbitalimiz var. Bu üçünü de alıp buradaki orbitaller diyagramına ekleyelim. İlk enerji seviyesindeki s orbitalini zaten çizmiştik. Şimdi ikinci enerji seviyesindeki s orbitalini çizelim. Bu s orbitalinin enerjisi daha yüksek. Onu bu yüzden buraya daha yukarı çiziyoruz. Bu da 2s iki orbitali. İkinci enerji seviyesinde bundan başka bir de p orbitellerimiz var. Hatta elimizde p orbitellerinden 3 tane birden var. Onları da buraya ekleyelim. Daha sonra yüksek enerjiye sahip olduklarından onları da buraya çiziyorum. Evet, bunlar da 3 tane 2p orbitali. Bir tanesi 2px, bir tanesi 2py, bir tanesi de 2pz olacak. Hangisinin hangisi olduğu hiç önemli değil. Bu şekilde çizsek yeterli. Şimdi lityuma geri dönelim. 3 elektronundan ikisini zaten yerlerine yerleştirdik. Üçüncü elektron da en yakında olan bir üst enerji seviyesine gidecek. O da 2s orbitali olacak. Enerjinin bu yönde arttığını fark etmişsinizdir. Yani yukarıya çıktıkça enerji artıyor diye düşünebiliriz. Lityumun üçüncü elektronu da bu orbitale yani 2s orbitaline gelmeli. O halde lityumun elektron dizilişi de 1s2 2s1 olacak. Peki, bu sayıların ne anlama geldiğini hatırlıyor muyuz? Bu sayılar ikinci enerji seviyesindeki s orbitalinde bir tane elektron olduğunu anlatıyor. Evet, lityumun elektron dizilişi 1s2, 2s1. Artık sıradaki elemente geçebiliriz. Lityumun hemen yanındaki berilyuma bakıyoruz. Berilyumun ilgilenmemiz gereken 4 tane elektronu var. Şimdi berilyum için de bu diyagrama bir göz atalım. Ancak berilyum için farklı bir renk kullanırsam daha anlaşılır olacak diye düşünüyorum. Berilyumu kırmızı ile gösteriyorum. Fazladan tek bir elektronumuz var. O zaman berilyumun dördüncü elektronunu da bu orbitale yerleştirip yine spinleri zıt yönlü olarak eşleştirebiliriz. Şimdi de berilyumun elektron dizilişini yazalım. İlk olarak 1s2, sonrasında elimizde daha 2 elektron ve 2s orbitali olduğu için 2s2 yazabiliriz. Böylece 2s orbitalini de doldurmuş olduk. Her bir orbitalin sadece 2 elektron alabildiğini unutmayalım. Sonuç olarak berilyum için 2s orbitalini de doldurmuş olduk. O zaman sıradaki elemente yani bora geçelim. Borun 5 elektronu var. Bunu öğrendikten sonra Bor'un da elektron dizilişini yazmaya geçebiliriz. Şu ana kadar 1s2, 2s2'yi gördük. Ama bu şekilde sadece 4 elektronla ilgilenmiş oluyoruz. Halbuki bizim elimizde 5 elektron var. Peki bu 5. elektron nereye gidecek? 5. elektron tabii ki bir sonraki en uygun orbitale gidecek. Yani borun 5. elektronu 2p orbitallerine gidecek. Öyleyse 2p1 yazarak borun 5. elektronunun 2. enerji seviyesindeki p orbitallerine gittiğini belirtebiliriz. Yani 1s2, 2s2, 2p1. Borun elektron dizilişini de bu şekilde yazmış olduk. Artık karbona geçebiliriz. Çünkü sırada karbon var. Karbon için de farklı bir renk seçelim. Örneğin mavi kullanalım. Karbonun toplamda 6 elektronu var. Demek ki düşünmemiz gereken fazladan bir tane elektron daha var. Bu elektronun p orbitaline yani ikinci enerji seviyesindeki p orbitine gideceğini zaten biliyoruz. Ama acaba hangisine? Burada hatırlamamız gereken bir kural var. Hund kuralı. Bunun Almanca'da nasıl söylendiğinden emin değilim ama Hunt dediğimde anladığınızı düşünüyorum. Bu kurala göre elektronların kararlı dağılımı için elektronlar arası itme kuvvetini minimuma indirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için ne yapmamız gerektiğini bir düşünelim. Öncelikle p orbiterlerini buraya da çizelim. Burada zaten bir tane elektronumuz vardı. Aynı orbitele ikinci elektronu koymanın hiçbir anlamı yok. Çünkü o zaman birbirlerine çok yakın olacaklar. Hatırlayalım. P-orbiterlerinin şeklini Dumble'a ya da Halter'e benzetmiştik. Bu eksende bir P-orbitalimiz olsun diyelim. Rengi değiştirsem mi? Neyse, maviyle devam edelim. Burada zaten bir elektronumuz var. Yani ikinci elektronu aynı P-orbitaline eklemenin hiçbir anlamı yok. Bu onları iyice yaklaştıracak. Ve birbirlerini çok daha fazla itmelerine neden olacak. Yani sonuç olarak yaptığımız bu hareket biraz anlamsız olacak. Demek ki bu elektronu buradan alıp başka bir p orbitaline koymamız gerekiyor. Bu elektronu da aynen bu şekilde buradan alalım. Hatırlayacağınız gibi buradaki diğer eksenlerin üzerinde de başka p orbitalleri vardı. Mesela buradaki bir p orbitali, buradaki de bir diğer p orbitali diyebiliriz. Sonuç olarak elimizdeki fazla elektronu bunlardan birine koymamız gerekiyor. Hangisinin olduğu gerçekten hiç önemli değil. Mesela buradakine bir tane ekliyoruz diyelim. Yani farklı bir p orbitaline bir tane elektron ekliyoruz. Hangisine olursa ister px ister py ister pz. Ayrıca oldukça karmaşık nedenlerin sonucunda spinlerin paralel olmasının elektronların arasındaki itme kuvvetini azaltmaya yardımcı olduğu söylenmiş. Hatta sanırım bu konuda hala araştırma yapılıyor. Dolayısıyla yapmamız gereken elektronu eşit enerjili farklı bir orbitale koymak ve de spinlerin paralel olmasını sağlamak. Bu şekilde de atomun enerjisini azaltmasına ve de daha kararlı olmasına yardımcı oluyoruz. Sonuç olarak karbonun 6. elektronunu koyacağımız yer burası. Tekrarlıyorum. Elektronu farklı bir p orbitaline aynı paralel spinle dolduruyoruz. Artık karbonun elektron dizilişini yazabiliriz. Tek yapmamız gereken orbital diyagramına yerleştirdiğimiz elektronlara bakmak. 1s2 2s2 2p2 Karbon için ikinci enerji seviyesindeki p orbitalinde iki elektronu olduğunu gördük. Sıradaki element azot. Azot için yeşil kullanmak istiyorum. Azotun tam 7 tane elektronu var. Aslında her zamanki gibi düşünmemiz gereken fazladan bir elektronumuz var. Azotu da buraya yerleştirelim. Şu ana kadar elimizde 1s2, 2s2 vardı. Azot hakkında düşünmeye başlayabiliriz. Sonuç olarak diyagrama eklememiz gereken bir elektron daha var. Burada yine Hund kuralını hatırlamamız gerekiyor. Yani elektronu önceden elektron koyduğumuz orbitallere koyamayız. Azotun fazladan elektronunu uygun olan, boş olan diğer orbitallere koymamız ve tabii ki enerjiyi minimuma indirmek için elektronların spinlerini paralel yapmamız gerekiyor. Sonuç olarak azot için 2p orbitalinde 3 tane elektronumuz oldu. O zaman 2p3 yazabiliriz. Evet, elimizde 1 2 3 elektron var. Yani 1s2 2s2 2p3 azotun elektron dizilişini de bu şekilde tamamladık. Sırada oksijen var. Oksijen için hangi rengi kullanabilirim diye düşünüyorum. Mesela mesela turuncu olsun. Oksijen için toplamda 8 tane elektronumuz var. O zaman oksijeni de buraya ekleyelim. Yine şu ana kadar elimizde 1s2, 2s2 var diyebiliriz. Peki, oksijen için daha ne kadar fazla elektrona ihtiyacımız var? Oksijenin toplamda 8 elektronu olduğuna göre ve biz burada sadece 4 tanesini gösterdiğimize göre 4 tane daha elektrona ihtiyacımız var demektir. Oksijenin 8. elektronuna sıra geldiği zaman artık bütün orbitallerde bir elektron olduğuna göre spinleri zıt yönlü olarak eşleştirmeye başlayabiliriz. O zaman oksijenin 8. elektronunu buraya diğerinin yanına zıt yönde koyabiliriz. Bunun sonucunda da oksijen için 2p orbitalinde 4 tane elektronumuz olduğuna göre 2p4 yazabiliriz. 1s2, 2s2, 2p4. Fark ettiyseniz bu elektronları toplarsak yani 2 artı 2 artı 4 sonucu 8 buluruz. Yani oksijenin elektron dizilişi için gereken elektron sayısını buluyoruz. Artık flora geçebiliriz. Flor için de farklı bir yeşil kullanalım. Evet, flor burada. Toplamda 9 elektronu var. Her zamanki gibi elektronları orbitallere zıt yönlü spinlerle yerleştirmemiz gerekiyor. Öyleyse florun 9. elektronunu buraya ekliyoruz. Flor içinde 1s2, 2s2, elimizde 5 elektron kaldığına göre son orbitale de 2p5 yazabiliriz. Son olarak da neon için aynı işlemleri yapalım. Neonun 10 tane elektronu var. Yani yine elimizde fazladan bir tek elektron var. Aslında zaten bir tek yerimiz kalmıştı değil mi? Neon için son elektron da burada 2p orbitaline gidecek. Demek ki neon için 1s2, 2s2, 2p6 yazmamız gerekiyor. Dikkat ettiyseniz birinci ve ikinci enerji seviyelerinde artık daha fazla elektron koyacak yerimiz kalmadı. Tamamıyla dolduk. İkinci seviyeyi de doldurduk daha fazla elektron eklemek istersek yeni bir seviyeye geçmemiz gerekecek. Yani üçüncü seviyeye geçmemiz gerekecek. Bu arada periyodik tabloda takip edilen düzeni de fark etmiş olabilirsiniz. İlk başta hidrojenin elektron dizilişinin 1s1 olduğunu söylemiştik. Helyuma geçince 1s2 oldu. Daha sonra ikinci enerji seviyesine geçtik. Lityum 2s1 ile, berilyum 2s2 ile bitti. Bu şekilde S orbitalini doldurup P orbitallerine geçtik. Burada olanlara da dikkat edersek borun son elektronu 2p1'di. Karbonunki 2p2. Azotunki 2p3. Oksijeninki 2p4. Florunki 2p5 ve neonunki 2p6. Dikkat ettiyseniz periyodik tabloda da 6 tane kutucuk var. İşte bunlar p orbitallerini temsil ediyor. Bu sol taraftaki iki kutucuksa s orbitallerini temsil ediyor. Evet esasında fikir bu. Bir tane s orbitali var ve en fazla iki elektron içerebiliyor. Gördüğünüz gibi burada da iki tane kutucuk var. Sağ tarafta ise altı tane kutucuk var. O da p orbitallerine koyabileceğimiz en fazla elektron sayısını gösteriyor. 3 tane p orbiteli olduğuna göre, hepsi de ikişer tane elektron alabildiğine göre, toplamda 6 elektron yapıyor. Periyodik tablodaki bu düzeni fark etmek, elektron dizilişlerini yazarken size oldukça kolaylık sağlayacak. Böylece yeterince alıştırma yaptıktan sonra, siz de periyodik tabloyu karşınıza alarak elektron dizilişlerini kolayca yazabilirsiniz. Bu yüzden bugün gördüklerinizi tekrar etmeyi ve elektron dizilişlerinin nasıl yazıldığı hakkında düşünmeyi unutmayın. Elektronları nerelere yerleştirdiğinizi, bu yerleştirme düzeninin de periyodik tabloyla nasıl bir ilgisi olduğunu aklınızdan çıkarmayın.